Merhaba arkadaşlar. Bugün size çalışma alanlarınızda değerlendirmeniz için bir eşik yapımını göstermek istiyorum. Yapımı gayet kolay ve elinizdeki malzemeleri değerlendirmeniz için hem bir fırsat hem de kullanışlı alanlar oluşturmada yararlı olacak bir geri dönüşüm sunuyorum. Eşik yaparken nelere dikkat ettik? Aslında dikkat etmemiz gereken sadece titiz bir çalışma ve kullanmamız için geri dönüşüm malzemeleri. Malzemeleri temin ettikten sonra önce güzelce bir kaba zımparasını, sonra ince zımparasını yaparak işe başlıyoruz. Kullandığımız malzemenin pürüzsüz hale gelmesine dikkat etmeliyiz. Çünkü çalışma alanlarında ya da farklı alanlarında kullanacağımız eşik ayakları kullanım alanlarında bedenimize zarar vermemeli. Daha sonra ne için kullanacağımıza karar veriyoruz. İster dekoratif amaçlı, ister çiçeklerinizi yerleştireceğiniz alanlarda, ister masa tablanızın altında ayak olarak kullanın. Ben masa tablalarımın altında ayak olarak kullandım. Her türlü çok şık duran bir geri dönüşüm oluyor, emin olabilirsiniz. Ben ürünüme zımpara yaptıktan sonra vernik sürdüm. Siz isterseniz farklı renk skalaları kullanarak boyayabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Hadi şimdi videoya geçelim. Begüm Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Maşallah. Bu neymiş? Bu eski bir kereste. Arkadaşlar, bunu biz şu anda kestik, ebatlandırdık. Şu anda zımparasını yapıyorum. Zımparasından sonra tekrardan bunu ebatlandıracağız. Düzgün bir şekilde keseceğiz. Eni 15 santim. Boyunu da ayarlayacağız. Ona göre zımparaladıktan sonra, kesimini de yaptıktan sonra boyasını yapacağız. Altının ayakları var. O ayakları da gösteririm. Ayakları koyup şu anda zımparalıyorum. Son haline zaten gösteririm. Uzun uzun boydan boya zımpara yapıyorsunuz. Aynen. Şu şekilde. Şu şekilde. Şöyle geçiyorsunuz zımparayı. Evet. Evet. Güzel. Atölyeniz de güzelmiş. Yok maşallah. Her şeyimiz var. Küçük bir atölye yaptık kendimize. İyi maşallah. Allah kolaylık versin. Ayakları da o zaman bekliyoruz. Bunu boyanacak. Boyandıktan sonra en son ayaklar. En son ayaklar. Ayaklar en son. Anlaşıldı. Şunlar da diğer malzemeler diğer arkada. Kerestelerimiz. Elinizde böyle keresteler falan varsa, değerlendirmek istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Size önerim şunlar. Güzel. Bunların hepsini düzgün şekilde batlamışsınız orada, doğramışsınız. Evet. Peki, Allah kolaylık versin diyoruz efendim. Bekliyoruz devamını. Beklemede kalın. Peki. Kimler varmış burada? Efendim, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Maşallah, bitiriyorsunuz. Evet, ikinci kestemize geçtik. Şimdi şu aşağıdan bakarsanız orası zımparalanmış. Şöyle yukarıya doğru. Tertemiz olmuş. Çok kötüydü. Şöyleydi. Ya bundan da kötüydü. Buradan da birazcık aldım ama. Bunun gibiydi. Buradan işte şu aşağıdaki zımparalanmış. Şu da bitmiş hali. Şuradan görebilirsiniz. Evet. Daha temiz. Daha güzel. Evet. Pürüz yok. Bunlar zaten bir ince zımparası da yapıldıktan sonra daha da güzel olur. Evet. İnce zımparayı da yiyince tertemiz olacak. Kabasını aldık şu anda. Çok güzel. El işçiliği. Evet, aynen. Artık bunlara paha biçilmez efendim. Aynen öyle. Maşallah. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Fırçalar, rulolar, tinerler, baliler. Allah'ım. Hepsi var bizde. Maşallah. Tam müteahhit. Geçsin iç mimardan. Kabasını alıyoruz. Evet. Konuşturmuyor da. Peki. Kolay gelsin. Farklı ebat ve ölçülerde ayarlayıp kullanım alanınıza göre kesip biçip uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim yaptığım eşekler en basit versiyonudur. Pinterest'te araştırıp bulabileceğiniz envai çeşit eşek kullanımı mevcuttur. Önemli olan hangi mekanda kullanmak istediğinize karar vermektir. Fotoğraflarda size çeşitli mekanlarda kullanılan örneklere yer veriyorum. Siz de malzemelerinizi ayarlayarak farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Size bir ipucu daha vermek istiyorum. Malzeme olarak paletlerden de yararlanabilirsiniz. Eşek oluyor herhalde, değil mi? He? Bunların adı eşek mi? Eşek. Masa yağı olarak mı kullanacağız? Evet, masa yağı olarak. Siz kullanacaksınız. Begüm Hanım.
Şurada yenisi de yapılıyor. Küçük bir tane daha yapıyoruz. Bu da vernik. Evet. Şimdi vernikleyeceğiz. Verniğimiz hazır. Vernikliyoruz efendim. Bu birinci, şu da ikinci. Çiçeklik olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Şuraya düz bakın bir şey şöyle atarsınız. Alta da atarsınız. Evet. Buralara da menteşe. Üzerinden menteşe vuracağız. Sonra böyle. Ayaklarına da herhalde bir tane tekrar tutması için. Tabii. Birer tane şöyle daha şunu, şu kısma. Şöyle. Hop. Evet. Atılacak. Kolay gelsin efendim. Sağ olun efendim. Size de. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Eşeklerimizi yaptık. Üzerlerine verniklerini attık. Ve iplerle tutturduk. Son hali bu şekildedir. Şimdi buraya L1 masa koyacağız. Yani şunları koyacağız. Üzerlerine koyup yeniden bakalım. Burada eşekleri odanın konumuna göre yerleştirdik arkadaşlar. Eşekleri yerleştirdikten sonra tablayı eşeklere göre ayarlayıp bir L şekli verdik. Kullanım amacına göre ayarlayıp menteşelerini atıp hem sabitliyor hem sağlamlaştırıyoruz. Bu çoklu vidalama yeri olan menteşelerden alırsanız işinizi kolaylaştırabilirsiniz arkadaşlar. Vidaları istediğiniz yerlerden atıp istediğiniz şekilde sağlamlaştırmanız kolaylaşır. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Üzerine beyaz koyduk, eşeklerin üzerine. Şuralardan işlerimi çıkaracağım. Bu normalde televizyon ünitesiydi arkadaşlar. Şöyle televizyon ünitesi. Bu parça ve şu parça yan yanaydı. Dik şekilde duruyorlardı. Ve televizyon ünitesiydi. Ben böyle L köşe yaptım. Şu eşekleri zaten kerestelerden yaptık. Bir tek şurası kaldı. Oraya da şurada delikler vardı. Macun çektim. Boyayacağım beyaz yağlı boyayla orayı. Şu duvarı boyayacağım. Son halini çekerim. Evet arkadaşlar, kendime ofis yaptım. Daha yapacağım ama. Odam. Şurası çalışma alanım. Daha bitmedi. Duvarları boyayacağım. Duvarları raflar asacağım. Şunlar eşekler. Yaptım bugün. Yaptık yani. Size daha önce de göstermiş olduğum gibi eşekler de burada mevcut arkadaşlar, bakın. Ben bunların aralarına şu şekilde levhalar yerleştirdim arkadaşlar ve buraya fazlalık olan kırtasiye malzemelerimi yerleştirdim. Fırçalarımı, şu şekilde yapmış olduğum ebrularımı yerleştirdim. Kitap ayraçlarım mevcut arkadaşlar. Ebrularım mevcut. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki zil butonuna basmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.